Migren en sık görülen baş ağrılarından biridir. Toplumda ortalama %15 sıklığında görülmektedir. Özellikle genç yaştaki bayanlarda görülür. Migren ağrısının özelliği genellikle tek taraflı olmasıdır. Bu tek taraflı olan bölgede sağ veya sol tarafta zonklayıcı, mide bulantısının veya kusmanın eşlik ettiği bir ağrı meydana gelir. Ağrıda hastalarda ağrı sırasında ses ve ışıktan rahatsız olma gibi hassasiyetler de meydana gelir. Ağrıyan tarafta da dokunmakla bir hassasiyet meydana gelir. Sadece ağrı olmaz migrende. Ağrı öncesinde ve sonrasında da isteksizlik, depresyon, iştahsızlık, halsizlik gibi bazı psikosomatik belirtiler de eşlik etmektedir. Bazen de sadece migren ağrısının dışında baş dönmesi de meydana gelmektedir ki biz buna migrenöz vertigo diyoruz. Migren hastalığının belli bir sebebi yok. Henüz kesin bir nedeni ortaya konmamış. Ancak genetik yatkınlığı yüksek bir hastalık. Aile bireylerinde migren olması diğer bireylerde de migren olma olasılığını arttırmaktadır. Migren her yaşta görülmektedir. Ama en çok genç yaştaki bayanları etkilemektedir. Çocuklarda da özellikle sık görülen bir baş ağrısı nedeni migren. Ama onlarda baş ağrısı bazen farklılık gösterebilmekte. Bu ağrıların dışında karın ağrıları, baş dönmesi gibi farklı migren tipleri de görülmektedir. Ağrıları tetikleyen faktörler var migrende. Bunlar özellikle bazı yiyecekler, rüzgar, koku, sigara, alkol, bazı baharatlı yiyecekler gibi çeşitli faktörlerdir. Bu kişiden kişiye değişmektedir ve bunu bilinmesi hastaların ağrıdan sakınması açısından önemlidir. Migren hastalarının ağrıları migren hastasına önemli derecede bir iş gücü kaybı yaratmakta, verimliliği azaltmaktadır. Bunun yanında muayeneye gidip gelmeler ve ödenen ilaç ücretleri de hastaya ve ülkeye bir maddi yük getirmektedir. Migrenin tek bir tipi yok, farklı tipleri var. Bunlardan birinde ağrı öncesinde göz ağrı olan tarafta görsel halüsinasyonlar, zikzaklı görmeler, bunun dışında baş dönmesi, elde ve dilde uyuşma gibi auralı migren dediğimiz bir tipi bulunmakta. Daha sık görülen tipinde ise bu önce belirtiler olmadan migren meydana gelmektedir ki biz buna aurasız migren demekteyiz. Bunun dışında da sadece baş dönmesiyle giden bir migren tipi var. Buna migrenöz vertigo diyoruz. Migrenin tanısında biz tanıyı ağrının tipine göre koyuyoruz. Özellikle tek taraflı olması, mide bulantısının eşlik etmesi ve zonklayıcı olması tanıya götürücü nedenlerden biri. Ama tek bir atakta tanı koymuyoruz. En azından bir 5 kez bu tip bir ağrının olmasını bekliyoruz. Bunun dışında tanı için özel bir laboratuvar ve görüntüleme tetkiki yok. Görüntüleme tetkikini, beyin MR'ı veya tomografisini biz diğer baş ağrısı nedenlerini dışlamak amacıyla hastadan istiyoruz. Tedavide ne yapabiliriz? Tedavide öncelikle hastanın bu atağı tetikleyen faktörlerden kaçınmasını öneriyoruz. Diyetine dikkat etmesini, yeterli uyumasını, az veya çok uyumak da yine atağı tetikleyebilir. Düzenli egzersiz yapmasını öneriyoruz. İlaç olarak da atak tedavisinde kullandığımız ağrı kesiciler var. Genel ağrı kesiciler var. Bunun dışında özellikle şiddetli ağrılarda kullandığımız triptan dediğimiz migrene özgü ağrı kesiciler var. Bunun dışında da özellikle ağrıları ayda 3-4'ten fazla olan ve günlük yaşamını önemli derecede etkileyen hastalarda önleyici tedaviler dediğimiz ilaçlar bulunmakta. Bunlar kişinin yaşına, cinsiyetine, kilosuna göre değişmekle birlikte en azından bir 6 ay kullanıyoruz. Etkisinin olup olmadığını test etmek için en az 2 aylık bir süre kullanmasını istiyoruz. İlaç tedavileri dışında yapılan tedaviler ise blokaj tedavileri mevcut. İğne tedavisi dediğimiz blokaj tedavisi, gom blokaj tedavisi mevcut. Bunun dışında botoks tedavisi var. Bunlar da özellikle ilaçları kullanamayan, ağrıları dirençli olan, ilaç kullanmak istemeyen hastalarda önerebileceğimiz güvenli yöntemlerdir. Bunlarla ağrı sıklığı yaklaşık %60-70 oranında azalmakta.
iğne tedavisi dışında nörostimülasyon, biyofeedback, akupunktur gibi farklı tedaviler de mevcuttur. Çocuklarda ve gebelerde durum bir miktar farklı olsa da yine yetişkinlerde kullandığımız ilaçları çocuklarda kullanabilmekteyiz. Bunları çocuğun kilosuna göre ayarlamaktayız. Çocuklarda özellikle ilaç dışı tedaviler, biyofeedback, diyetine dikkat etmesi, ağrı tetikleyen faktörlerden sakınmasını öncelikle öneriyoruz. Gebelerde ise ilaç seçeneğimiz sınırlı. Bazı basit ağrı kesiciler dışında diğer ilaçları kullanmıyoruz. Bunlara özellikle 4 aydan sonra iğne tedavisi dediğimiz blokaj tedavilerini öneriyoruz. Bu tedavilerde vücut içine herhangi bir madde vermediğimiz için, kana karışmadığı için güvenle kullanılabilmektedir. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dileriz.